Ve normal doğuma teşvik diyoruz sevgili izleyenler. Evet, son yıllarda sezaryenle doğum oranlarında yaşanan artış nedeniyle normal doğumu teşvik etmek için türlü arayış içerisine giren Sosyal Güvenlik Kurumu, son olarak anne adaylarının doğumlarda tercih ettiği epidural anesteziyi ödeme listesine aldı. Peki nedir epidural anestezi diye merak edenler için haber ekibimiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Hakan Kaya'nın kapısını çalıp detaylı bilgi aldılar. Operatör Doktor Kaya, ağrısız doğum olarak ifade ettiği epidural anestezinin SGK kapsamında alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip, kadın doğum hekimleri olarak epidural anestezinin SGK kapsamına alınmasından son derece memnuniyet duymaktayız. Çünkü hastalarımız ağrısız doğumu duyduklarında ve öğrendiklerinde normal doğumu daha çok tercih etmektedirler ifadesini kullandı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hakan Kaya, epidural anestezinin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alındığını hatırlatarak, anne adayları epidural anestezi uygulandığında ağrısız doğum olduğu için normal doğumu çok tercih etmektedirler diye konuştu. Operatör doktor Kaya, epidural anestezinin ne olduğu konusunda da bilgilendirme yaparak, anestezi uygulamasıyla belden aşağı tamamen anestezi altında ağrı hissi olmadan hastanın doğum esnasında belli bir açıklıktan sonra doğuma kadarki ağrılı dönemi tamamen bloke ederek hastanın ağrısız bilinçli bir şekilde doğum yapması gerçekleşmektedir ifadelerini kullandı. Hastayı genel anesteziye bağlı komplikasyonlardan uzak tutan, tamamen uyutmadan, hastanın bilinci tamamen yerindeyken, konuşurken, motor fonksiyonları bozulmadan hastaya anestezi uygulaması yöntemidir. Bu yöntemde bel bölgesinde lumbar vertebralar aralıkta, epidural arada kateter yerleştirilerek anestezik madde uygulanmakta. Bu anestezik maddeyle belden aşağı kısmı tamamen anestezi altında ağrı hissi olmadan hastanın doğum esnasında belirli bir açıklıktan sonra doğuma kadar ki ağrılı dönemi tamamen blok ederek ağrı oluşmadan kasılmaların devamı sağlanmakta ve bu yoldan da hastanın çok kolay bir şekilde ağrısız ve bilinçli bir şekilde doğum yapması gerçekleşmektedir. Yine epidural anesteziyle olası doğum esnasında acil sezaryen alınması gerektiği durumlarda da hazır anestezi uygulandığı için lokal anestezi bu şekilde hastanın da anında sezaryenin alınması ve müdahalesi gerçekleşmektedir. Özellikle son yıllarda doğumdan ağrı nedeniyle kaçan gebelerimize epidural anestezindeki bu başarıdan dolayı normal doğumu ve özellikle de ağrısız doğumu önermekteyiz. Biz de bunu kliniğimizde çok başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Operatör Doktor Kaya, son yıllarda doğumda ağrı nedeniyle kaçan gebelerimize epidural anestezideki bu başarıdan dolayı normal doğumu ve özellikle ağrısız doğuma önem vermekteyiz diye konuştu. Son yıllarda özellikle sezaryen oranlarındaki artışı göz önüne aldığımızda hastaların büyük çoğunluğunun isteğe bağlı sezaryene kaçmaya çalıştığını ve buna meyleden durumlarda da isteğe bağlı sezaryenin gerçekleştiğini görüyoruz. İşte bu noktada epidural anestezinin SGK kapsamında da ödeniyor olması hastaların epidural anestezi tercihinde ve normal doğuma yönlenmesinde bir faydası olacaktır. Yine ülkemiz oranlarına baktığımızda sezaryen oranları oldukça yüksek bir seviyelerde. Bakanlığımızın da bu konuda sezaryen oranlarını düşürmeye çalışması ve bu konuda yapılabilecek katkıların olduğunu görmekteyiz. Bizler de kadın doğum hekimleri olarak özellikle epidural anestezinin bu kapsama alınmasından son derece memnuniyet duyuyoruz.